geberteceğim sana sana. Yeter artık senden çektiklerim. Gidiyoruz. Bugün yine keyfim çok yerinde şükür. Efendim? Niye mi? Yolumuz açılıyor ya abi. Ondan. Şimdi ben şöyle düşündüm. Bizim oğlan senin oğlanın canını yaksın biraz. Yok ya, şey yapma sen. O kadar çok acı çektirmez yani. Gaddar değil bizim oğlan. Tek seferde halleder. O iş bizde. Rahat ol abi. Ben getiririm sana müjdeli haberi. Rahat ol. Hadi sen biraz dinle. Canım abim. Ya ben dinlen diyorum da sanki çok yoruluyorsun ha. Ne yapıyorsun ki? Tekerleklerin üzerinde gidiyorsun, geliyorsun. Gidiyorsun, geliyorsun. Abi. Çocukları birbirine düşman ettin. Kardeş oldukları bile yaptın bunu. Yaşama hakkın yok senin. Onu bırak. Hayır Kudret Baba, hayır lütfen. Oğlum gözünü seveyim, dur Allah aşkına, dur ne olur dur. Kudret Bey lütfen. Kudret Bey. Bırak. Baba yapma. Bu adam için değmez. Bu yaştan sonra kardeş katili mi olacaksın, yapma. Ne kardeşi? Ne kardeşi, geç bile kaldım. Aynı yaşama hakkı yok. Çok da hak etti bunu. Oğlum, bak sahiden ölürsün. Vicdanın sınırları oğlum, yapma kurban olayım, yapma ne olur yapma. Bunun için mi? Oğlum Allah aşkına dur, onu düşünmüyorsan kendini düşün. Bak bu yaşta hapislere gireceksin, kardeş katili olacaksın. Ne olur benim canımı al. Bitsin bu eziyet, benim canımı al. Allah aşkına benim canımı al oğlum. Ya bırak, yapma. Bırak beni! Ah Yasmin, ah. Herkese yapılır da. Harun'a bu yapılır mı be? Aman canım, ben de bilerek yapmadım ki. O Selma cadısı gelip neler söyledi bana. Hırsızın da hiçbir günahı yok maşallah. Yok Yasmin, yok. O ne derse desin, sen inanmayacaktın. Hem Harun bugüne kadar delikanlılığından ödün verdi mi? Vermedi. Sen de ona inanacaktın. Neyse, olan oldu bir kere. Bundan sonra sen kendini nasıl affettirebilirsin onu düşün artık. Biraz zor olacak gibi ama hadi bakalım hayırlısı.
Geberteceğim seni. Ölürüm benim elimden olacak. Baba, baba Allah aşkına bırakma. Bir daha yok. Yeter. Bırakma diyeyim. Allah aşkına bak. Dur baba. Baba bak, kadınlar korkuyor, yapma. Kadınlar korkuyor, yapma. Öyle. Geberteceğim seni. Böyle olmaz baba. Bu şekilde olmaz baba. Oğlum. Ağlama. Ne anıyorsun? İş işten geçtikten sonra faydası yok. Hayatınızı mahvettin. Yazıklar olsun. Bırak! Allah! Yeter! Oğlum! Oğlum! Benim sesim boğazımdan çektim! Yeter! Baba! Yeter, benim çektim boğazımdan! Baba sakin ol biraz! Allah aşkına sakin ol! Biraz sakin ol baba! Allah aşkına! Hasan canım. Ha, ben ne yaptım? Oğlum sen ne zaman öğrendin Fırat'ın özbeöz kardeşin olduğunu? Ne zaman öğrendin oğlum? Ben de yeni öğrendim baba. Hala şoktayım zaten. Bütün çocukluğum gözümün önünden geçiyor. Sanki unuttuğum ne kadar anı varsa gözlerimin önüne geliyor. Sakin ol. Fırat'ın yalnızlığı. Benim oğlum bir köşede yapayalnız kalmış oğlum. Ayten'in gözyaşları. Ah Ten Hanım, ah! Ah! Ten Hanım. Ne gözyaş bitti evladım. Ama Fırat'a sahip çıkacağız. Kardeşine sahip çıkacağız oğlum. O bana Ayten'imin emaneti, hatırasıymış meğer. Dua et bana hanım. Dua et kardeşin gözlerini açsın. Ben senin babanım diyeyim, bağrıma basabileyim evladımı. Dinsin hasretli yavrumun. Anaya babaya kardeşe hasret kaldı benim evladım. Onu bize bağışla ya Rabbim. Evladımı bize bağışla. Bağışla ki şu fani dünyada hasretimiz bitsin. Ayten'imin bu suratı mahşere kaldı. İsim yüzümüze gül Allah'ım. Merak etme baba. Fırat. Kardeşim uyanacak. Uyanacak. Sen yeter ki yüreğini ferah tut. O senin evladın baba. Senin gibi güçlüdür. İnan bana uyanacak. Merak etme. İnşallah Baran'ım. İnşallah oğlum. Ah. Abinin ellerim kırılsaydı da ne yaptım ben? Ocağıma ateş düşürdüm. Kardeş kardeşe düşman ettim ben.
Ben ne yaptım Allah'ım, ne yaptım? Azade Hanım, ne olur. Paraladınız kendinizi. Oh, artık bundan sonrasına bakmak lazım. Kimsenin yüzüne bakamaz oldum ben. Herkes haklı. Yerden göğe kadar herkes hakkı var ki. Ben kimin karşısına geçip ne diyeceğim ben? Kimsenin yüzüne bakamaz oldum ben. Kimsenin. Yavaş yavaş hallolur Azade Hanım. Hemen olmaz öyle. Olmaz. Olmaz ya, olmaz. Hadi ben sizi odanıza götüreyim. Dinlenin biraz. Dinlenmek ne mümkün? Ama doğru söylüyorsun. Ortalıklarda gözükmemeliyim ben. Kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı ben. Ortalıklardan çekileyim artık. Estağfurullah, öyle özür demek istemedim. Öyle. Hadi. Öyle öyle. Hadi. Aslanım. Oy Allah'ım. Aslanım. Yemekleri buyurun. Tabii efendim. Dünkü menünün aynısı mı? Tabii, salata da ekleriz. İstediğiniz bir salata çeşidi var mı? Yok. Tamam. Tamam efendim. İyi günler. Önceki akşam sipariş verdiler ya 5 kişilik. Yine iftarlık menü istiyorlar. Olur, yaparız. Bir de bir salata ekler misiniz diyorlar. Olur, ekleriz onu da. Ya... çeşitli de bize bırakıyorlar ya. Acaba künoğlu mu yapsak? Vallahi kusura bakma Yasmin. Yani ben iftarda hiçbir esnafa künoğu salatası yedirtmem. Ya tamam tamam, şaka yaptım zaten. O menünün yanında künoğu olmaz. Ben de diyorum var iftara karıştırmasa ya. Yok yok, hayır, karıştırmadım. Köfte yaptım. Yanına da piyaz mı yapsam acaba diyorum. Olur. Olur vallahi, süper olur. Olur yani. Olur, yaparız onu. Yani 40 yılın başı esnafın hastalığına uygun bir fikir gelmiş. Çok şükür. 40 yılın başı mı? Bir kere benim yaptığım menüler hiç de fena değildir. Tamam, sen bunları hallet. Ben bir paspas yapayım. Yok, ben de tam paspas yapacaktım. Sen başka işin varsa onları hallet. İyi tamam, ben de padere soyayım akşama bari. O işte tamam. İyi, süper. Ol o zaman. Ben dışarı çıkıyorum. Çok geç kalma bari. Yani iş güç var ya, o yüzden dedim. Lokantada bütün işleri de sırtlasam yok. Yine de barışmayacak benimle. Thank you.
çıkar beni bu ağa yeşil yeşil böyle. Temizlik var. Müsait değil. Kolay gelsin. Maskeli balonumuza başlayalım bakalım. Hadi Fırat. Aç o güzel gözlerini ne olur. Bak dışarıda herkes seni bekliyor. Kim bilir uyanınca ne kadar sevineceksin. O kadar istiyorum ki seni öyle mutlu görebilmeyi. Elini tutacağım. Bak Fırat. Bütün ailen seni bekliyor diyeceğim. Yalvarırım böyle yapma Fırat. Bak ben bugüne kadar her şeye katlandım. Dedim ki ne olursa olsun Fırat yanımda. O beni seviyor. Biz el ele verdik mi her şeyin üstesinden geliriz dedim. Ama tek başıma nereye kadar dayanayım Fırat? Benim de gücüm bir yere kadar. Ne olur uyan artık. Hem onca hayal kurduk. Hiçbirini yapacak vaktimiz olmadı. Ama sana söz veriyorum. Bundan sonra her şey senin istediğin gibi olacak. Yeter ki aç gözlerini. Yeter ki yine bana gülüm de. Mardin'e gidemeyiz ama. Onu unut. Çünkü kimse seni artık bırakmaz. Gül, dur, dur Gül, Gül, sakin. Gel, gel otur şöyle, gel. Hemen bırakma kendini ya. Geç. Ne Fırat'mış arkadaş. Bir saniye boş bırakmadılar adam. Ne demişti Cemuş Usta? Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Yani onun dışında birkaç kişi daha söylemiş olabilir ama o söyleyince kesin oluyor. Ne dediyse oldu. Bakalım Harun Bey bu yemek karşısında da sessiz kalabilecek misiniz? Ama ben işimi şansa bırakmam. Bunu görünce kesin oldu artık. Hadi inşallah. Harun da aslında biraz acı severdi ya. Dur koyayım biraz.
Afiyet olsun. Mersi. Sen geçenlere demiştin ya yükseliş trendi var diye. Biz ona erkenden katıldık, o yüzden kaçırmadık. Güzel oldu. E şimdi için bir tavsiyen var mı? Ne yapalım? Yani aslında bilmiyorum ya. Selma iyi misin? Ne, alerjin falan mı var? Ne oldu ya? Harun yandım. Alerjim yok. Ya biz içine biraz acı koyuyoruz ama o mu acaba? Bir bak bakayım az mı çok mu? Ya biz sana keşke sorsaydık ya. Ezbere koyduk bak. Bu ne ya? Tabii. Selma'nın çorbasına koyduğum kadar koymayayım. Amin. Allah'ım, sen Fırat'ın canını bağışla. O da kavuşsun ailesiyle bu dünyada. Bana nasip ettin Rabbim. Onun da yüzüne gül. Bir gün bile öz babasına sarılsa, öz kardeşlerini kucaklasa, içindeki yangın söner. Amin. Thank you.
İçim yanıyor Ahmet abi. İçim. Canımı yakanın canını yakmadan soğumayacak gibi. Biraz sükunet Kudret Bey. Yüreğimizde sönmez sandığımız yangınlar Rabbin bir huzur nefesiyle kül olur, uçar gider. Allah bana dayanmak için versin Ahmet abi inşallah. Çünkü takatım kalmadı. Sıkıştığı yerde Rabbim kuluna yetişir Kudret Bey'im. Sen yeter ki sabret. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Duayla, namazla yardım dileyenleri mükafatlandırır. İnşallah Ahmet abi. İnşallah. Eline sağlık. Afiyet Allah kabul etsin. Senin de Allah kabul etsin. Zahmet etmişsin. Alırdım ben bir şeyler. Ne zahmeti? Karımla çocuğuma iki lokma bir şey getirdim. Laf mı olur? Sağ ol. Tadıyı soğutmadın.
acıkmamışım. Yemiştim biraz. O tutmuş demek ki. Dilan. Anlıyorum için olmuyor. Ona zorla biraz kendini. İkimiz de güçlü olmalıyız. Kardeşim için, ailemiz için. Onların bize ihtiyacı var. Haklısın. Doğru biliyorum. Ama yemek de heves istiyor işte. Sevdiğin insan zor durumda kalınca anlıyorsun. Sen hastanedeyken de çok zordu. Şimdi de hiç kolay değil. Fırat orada can çekişirken. Bana dokunmuyor mu sanıyorsun? Belki kardeşime bir daha hiç sarılamayacağımı düşündüyse beni deli ediyor. Her yeri yakıp yıkmak istiyorum biliyor musun? Her yeri. Haklısın. Senin için çok daha zor. Ama ne bileyim. Ben de çok benzer şeyler yaşayınca aklıma o günler geldi. Çok kötü oldum. Ama sen sıkma canını. Ben senin kalbini bilmiyorum. Peki şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Ne olacak? Hiçbir şey bilmiyorum. Önce Gül'e söyleyelim. Burasın kıymetlisi o. Gül bilirse Fırat'ın da bunu göğüslemesine yardım eder. Fırat. Asıl ona nasıl söyleyeceğiz? Nasıl söylersek söyleyelim. İçinde fırtınalar kopacak. Tahmin edebiliyorum. Üstelik o benim kadar şanslı da değilmiş. Benim pırlanta gibi kardeşlerim vardı. Seyit babam vardı. Çok üzülüyorum Fırat'ın yaşamak zorunda olduklarını düşündükçe. Ben de ona kahroluyorum işte. O amcam olacak adam. Hep içten pazarlıklıymış. Tabii çocukken anlamıyorsun. Nereden anlayacaksın? Ben hep Fırat'ı suçladım. Hep deli dolu bir çocuktu. Bu çocuk niye böyle derdim. Ama şimdi düşündükçe anlıyor. Meğer ne kadar yalnız. Ne kadar sevgisiz kalmış. O çocuk tek başına yıllarca onca zorla göğüs germiş. Ama bundan sonra böyle olmayacak.
İzin vermeyeceğim. Belki Hasan Bey yüzünden çok şanssızdı şimdiye kadar. Ama şimdi geleceği düşündükçe çok daha şanslı olacak. Kudret Baba ona babalık edecek. Senin gibi. Cihan gibi harika kardeşleri olacak. İnşallah o da bizim gibi sevinir. Şimdi bu konuyu kapatalım. Hadi yemeğini. Tamam ama bir şartla. Ne? Sen de yiyeceksin. Ezan okunalı daha ne kadar oldu? Eminim iki lokma bir şey bile atmamışsındır ağzına. Tamam yeriz. Hadi gel. Allah kabul etsin. Hanımlar. Ezan okundu. İftar vakti. Sağ ol Can. Zahmet etmişsin ama benim için bir şey olmaz şimdi. Gül öyle şey olur mu? Günah. Açtım orucuma. Sağ olasın. Allah kabul etsin inşallah. Dualarımızı duysun ki Fırat bir an önce gözlerini açsın. Amin. Amin de sadece suyla oruç mu açılır? Bedenine eziyet bu. Hem sen aç kalınca ne olacak? Fırat abiye ne faydası var? Keşke olsa. Günlerce aç kalırım. Olmayacak biliyorum. Ama orada can çekişirken ben burada yemek derdine mi düşeyim Cihan? Ya yok artık ama aldığım nefesten utanıyorum da bir de tam olsun yani. Gül olmaz. Vallahi olmaz bak. Fırat abi hesap sorar bana. Amcaoğlu benim hanımımı aç mı bıraktın der bana. Ne diyeceğim ben sonra? Ha? Hadi, hadi gel. Hadi gel, iki lokma bir şey, hadi. Tamam. Müsaade var mı Azade Hanım? Gel Sabiha Hanım, buyur. Aşağı inmiyorsunuz. Sizi merak ediyoruz Azade Hanım. İnecek durumum var mı ki ineyim? Öyle söylemeyin Azade Hanım.
Her şeyin vardır bir çaresi. Allah'ın da yardımıyla bu kötü günler de geçecek Azade Hanım. Sen de böyle yapınca iyice mahcupum sana karşı. Siz bunları düşünmeyin şimdi hiç. Yemek yemeyi de ihmal etmeyin. Tansiyonunuz var zaten. Allah korusun. Size bir şey olursa çocuklar çok üzülür. Müsaadenizle ben izninizi isteyeyim. İyi istirahatler. Sağ ol. Bana öyle bakma oğlum. Zaten içim kan ağlıyor. Kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Oğla. Oğul diyor ne bana? Ah ben de sana anacığım. Yani evladına bunu nasıl yaparım? Hele bana bunu bir de. O da benim oğlumdu Kudret. Yuvasını kurtarayım istedim. İnsan gençken daha mı acımasız oluyor öyle? O zaman sorsan doğrusunu yaptım derdim. Ama şimdi her gün kahroluyorum. Ama gel gör ki giden gitti işte. Giden gitti. Ah bunu çok doğru dedin ana. Benim delalım acılarıyla gitti. Gözyaşları hiç dinmedi. Ne yaptıysa kâr etmedi. Hiç feryatlarını işitmedin mi ana? İşittim Kudret, işitmez miyim hiç? Dedim gençtir, unutur, evladına sarılır. Sonra cihanda oldu. Ama gel gör ki son gün ne kadar gözyaşı dinmedi, dinmedi. Bazı acılar hiç küllenmezmiş. Bilememişim Kudret'im, hiç bilememişim. Fazla acıları dinsin diye teselli etmeye çalışırdım. Ay tanem yapma böyle. Baranımıza bir şey olacak derdi. Ahmet'e ağlardı. Sus Kudret. Deme öyle. Size bir şey olursa ben yaşayamam derdi. Biz onsuz kaldık ana. Biz onsuz kaldık. Bu ayrı mesele. Nur içinde yatsın annem. Öbür dünyada beni bekliyor. Hesabını sormak için. Sonacak elbet. Çok canını yaktım. Çok.
üzülseydi de kendine üzülmezdi. Evladına yanardı o. Benim oğlum Hasan'ın elinde ziyan oldu derdi. Öyle bir ziyan oldu ki oğlum. Ya hadi evladımı o yılana verdin. Bari zehirlemesine engel olaydın ana. Özür dilerim. En azından bir açıp baksaydın, ha? Hediye bu sonuçta. Zahmet etmeseydin. Yani hediyelik bir durum yoktu. Bayram değil, seyran değil sonuçta. Niye canım? Sadece bayram seyranda mı hediye verilir? Hem bizim gibilere her gün bayrammış. Babam öyle derdi. İyi peki. Madem sen açmıyorsun. Ben açarım. Ne güzel tespihmiş bu ya, hı? Tam da sabır çekmelik vallahi. Yine babam da öyle söylerdi. Ay bugün de amma andım ha babamı. Hayır olsun. Tamam, anlaşıldı. Sen konuşmayacaksın benimle. O zaman bari beni dinle. Bak, biliyorum çok kırdım seni. Ama elimden geldiğince toparlamaya çalışıyorum işte. Tesbihle mi? Sağ ol tekrar. Eline sağlık. Afiyet Ya Fırat abi sana bir şey soracağım. Sor aslanım. Ya bütün Fıratlar böyle tek başına bulalım mı takılıyor yoksa bu sana ait bir şey mi? Olmadı mı? He demek ki bizim de potansiyelimiz bu kadar abi. Her zaman herkesi güldüremiyormuşuz. Olsun. Denemen yeter aslanım ya. İyi denemeydi diyorsun yani. Fena değildi. Uyanacak Fırat. Bak göreceksin. Bırakmayacak bizi böyle bir başımıza.
Uyanacak tabii. Uyanacak. Beni bıraksa bile seni bırakmaz zaten. Seni de bırakmaz ya. Seni nasıl seviyor belki sen bile bilmiyorsun. Seni düşündükçe öyle yanıyordu ki ciğeri. Hep ne derdi biliyor musun? Bak gülüm. Pırlanta gibi kalbi var bu çocuğun. Yine de beni incitmiyor derdi. Öyle dedikçe de iyice kahroluyordu. Hadi geçti artık. Geçti bu kötü günler. Hadi sen de toparlan artık. Fırat'ın neler yaşayacağını tahmin edebiliyorum. Ama yalnız değil. Gül var yanında. O yüzden de içim rahat. Tıpkı senin benim yanımda olduğun gibi. Anneni aradığımız zaman mı? Aslında her zaman. Her zaman sen benim yanımdasın. Bunu biliyorum. Ama o zamanlar çok dağılmıştım Baran. Sen olmasan asla toparlayamazdım. Ben de şimdi sabredebiliyorsam senin sayende. Şimdi ve her zaman. Kalbinde sevgi olmadığında daha hırçın oluyor insan. Öfkeli, sabırsız. Bir kadınla erkek farkı belki. Belki. Vurmak, kırıp dökmek geliyor içinden. Tutamıyorsun kendini. Fırat'ın neler yapabileceğini tahmin ediyorum. Ama dediğin gibi, Gül var. O tutacak elini. Gül şimdi ne haldedir hastanede? Çok yalnız kaldı. Keşke ben de orada olsaydım. Hisleriniz karşılıklı. O da sana kıyamıyor. Seni çok düşünüyor. Ben şimdi biraz daha dinleneyim. Sonra gidip bakacağım duruma. Var mı bir gelişme? Thank you.
Abi sen burada mısın? Ben bir hanıma diyeceğim. Tamam, buradayım. Can Karabey nerede acaba? Alo. Alo. Sesiniz gelmiyor. Alo. Doktor Bey? Doktor Bey? Cihan Bey merhaba. Ben de size bakıyordum. Fırat Bey'in durumuyla ilgili bazı gelişmeler var. Ne oldu doktor bey? Fırat iyi mi? Ha, merak etmeyin. Kötü bir şey yok. Hatta yapılan tetkikler gayet olumlu. Beklentimiz Fırat Bey'in uyanması yönünde. Sahi mi? Allah'ım şükürler olsun sonunda yarabbim. Tekrar geçmiş olsun. Hamdü senalar olsun, şükürler olsun bize bağışladı. Abim be, abim. Ben sana demedim mi Gül? Fırat abim bizi üzmez dedim. Bak üzmedi işte. Sağ olsun Cihan, üzmedi. Ben bizimkilere haber vereyim. Gel anne, gel. Gel otur. Can. Efendim Can. Allah'ım iyi bir haber olsun lütfen. Abi müjdemi isterim. Fırat abinin durumu iyiymiş, doktor öyle söyledi. Hatta beklentimiz uyanması yönünde dedi. Sahi mi? Fırat'ın durumu iyi gidiyormuş. Doktor yakında uyanır demiş. Çok şükür. Tamam Can. Sen sakın başından ayrılma. Bize geliyoruz hemen. Tamam abi, bekliyoruz. Hadi herkese haber verelim. Hadi. Sonra da hastaneye gidelim. Cihan. Uyanmadı mı Fırat hala? Yok baba, uyanmadı daha. Oğlum, ne oldu? Kötü bir haber mi var? Niye uyanmadı? Allah'ım sen koru. Yok babaanne. Yani doktorlar zaten şu zamanda uyanır demedi ki. Ama tetkikler olumluymuş. İyiye gidiyorum, şöyle dediler. O zaman nerede doktorlar? Çağırın doktorları. Onlar bilmezler etmezler şimdi. Onlar her şeyin kontrolünü yapıyor Azade Hanım. Siz merak etmeyin. Annem doğru söylüyor. Hem doktorlar öyle kolay kolay olumlu şeyler söylemezler biliyorsunuz. Her şey yolundaysa açıklarlar demek. Demek ki az vakit kaldı. Fırat uyanacak. Hadi çok geçmiş olsun Gül. Çok sevindim. Sağ olun. Sağ olasın. Biz de Sevinç'ten ne yapacağımızı şaşırdık duyunca. Gerçekten de böyle beklemek daha zormuş. Güzel bir haber daha. Hadi hastane. Gerçekten çok sevindim Kader Hanım. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Sağ olun Sabiha Hanım. Cümleten hepimize geçmiş olsun. Fırat benim sadece damadım değil ki. Evladım gibi. Bu çocukların hepsi benim ellerimde büyüdü.
Hele ki anasız olunca insanın burnunun direği sızlıyor. Gül kalbi geniş bir kız. Eminim Fırat'ın da her şeyi olmuştur. Fırat'ın da acıları dinmiştir. Pırlanta gibi bir evlat yetiştirmişsiniz. Çok şükür. Ben kızımdan razıyım. Allah onun da yüzüne baksın. İnşallah bugünden sonra yüzleri güler evlatlarım. İnşallah Kadir Hanım. İnşallah. Allah'ım. Sen bize bu çocuğu bağışladın. Büyüksün ya Rabb. Eğer bu çocuk ailesine kavuşamadan ölseydi, ben ne yapardım? Ne yapardım? Ya daha ne kadar bekleyeceğiz burada böyle? Kimse de bir şey demiyor. Doktor motor yok mu? Ya baba sakin. Bir şey olduğu yok. Ya böyle durumlarda hep sen sakinleştirdin bizi. Ne oldu şimdi sana böyle? Ya bir şey olduğu yoktu oğlum. Uyanacak dedilerdi. Hala uyanmadı. Ya babacığım kötü bir durum yok. Hem doktorlar şu saatte uyanır demedi ki zaten. Ama iyiye gidiyormuş bak. Gözlerini açabilirmiş yakında. Merak etme. İyiye gidiyor her şey. Çok şükür atlattık bunu da. Sen de rahatla biraz. Hadi baba. Doğru diyorsun oğlum. Şükür kavuştun ona. Hemşire Hanım. Ben biraz Fırat'ın yanına gelebilir miyim? Tabii buyurun. Yalnız biliyorsunuz. Çok kalamazsınız. Yok yok. Rahatsızlık verme. Buyurun sizi hazırlayalım. Dayan oğlum. Dayan baban geliyor. Babam Fırat abiyi kanatları altına alacak belli. Alır tabii evlat. Almaz mı? Amca o. Baba yarısı nihayetinde. Yıllarca sen, ben, kardeşlerim bu hayatı yarım yaşamışız yavrum. Yüreğimizden bir parça yerinde değilmiş. Oh Delal'ım, oh! Thank you.
Meğer sen Ayten'imin emanetiymişsin bize oğlum. Nasıl anlamadı? Nasıl anlayamadı oğlum? Affet oğlum. Ama bundan sonra baban hep yanında olacak yavrum. Kardeşlerin daha gibi arkanda olacak. Her şey başka olacak yavrum. Yeter ki sen gözünü aç. Yeter ki sen iyi ol Fırat. Babanın daha fazla kahrolmasına izin verme yavrum. Çıkıyorum ben. Bitti galiba. Bitti. Hadi iyi geceler. İyi geceler dedim ama duymadın herhalde. Duydum da doğru dürüst konuşamadıktan sonra zoraki iyi geceler desek ne olacak ki? İyi. Demeyiz biz o zaman. Ya Harun, onu mu kastettim ben şimdi? Küssün bana, onu diyorum. Onu soruyorum ben. Ben küs değilim ki sana. Bunun adı da küslük değilse, küsünce kim bilir ne yapıyorsundur. Ben küstüğüm insanların yüzüne bir daha asla bakmam Yasmin. Şu anda da yaptığın pek farklı bir durum değil ama. Emin ol, çok farklı. Peki tamam. Ama yani bir daha hiç eskisi gibi olamayacak mıyız? Ama bak orasını bilemem. Yani beni böyle iki kızlara mavi boncuk dağıtan, hatta biriyle sevgiliyken, neyse. Yani bana bunları yakıştıran biriyle ne bileyim. Ya aslında ben sana kızmıyorum. İki gündür ben kendime kızıyorum. Niye kendine kızıyorsun ki? Yani diyorum ki ben ne yaptım da bu kız böyle biri olduğumu düşündü. Yani şimdi düşünüyorum, yani taşınıyorum ama yok, ben bu işin içinden çıkamıyorum Yasmin. E sen bir şey yapmadın. Aynen. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Tamam neyse, geç oldu. Ben çıkayım. Sen de çok oyalanma. Evdekiler merak etmesin. Tamam. Hadi uyan. Uyan oğlum. Uyan, aç gözlerini, ne olursun. Oğlum duydun mu babanı? Aç gözünü, kurban oldum. Bak baban yanında yavrum.
Oğlum. İşittin mi babanı?